Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. UEFA Avrupa Ligi özelle karşınızdayız. Trabzonspor Atina'da destan yazdı diyebilmemiz için, tam anlamıyla rahatlıkla bunu söyleyebilmemiz için artık saniyeleri sayıyoruz. Ilgaz Çınar'la birlikte mücadeleyi sizler için değerlendireceğiz. Bordo Mavililer 90+5'in içinde olduğumuz mücadelede AEK deplasmanında 3-1 önde, 1-0 geriye düştük karşılaşmanın henüz başında, ama sonrasında Kalebe Kuba'nın golleriyle Bordo Mavili ekip skoru 3-1'e getirdi ve eve ciddi bir avantajla dönmenin eşiğindeyiz şu anda. Serbest vuruş kullandığı AEK takımı, Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmak için çaba harcıyor. Ilgaz Çınar, bu arada hoş geldin. Merhaba, son saniyelerin içindeyiz. Olanı biteni aktarmak istiyorum. Sonrasında sana döneceğim. Bu galibiyeti konuşacağız diyebiliyorum artık, ama böyle bitmesi, 3-1 bitmesi gerçekten çok çok iyi olacak. Bordo Mavili ekibin tüm hatlarıyla savunmada olduğunu belirtelim. Orta geldi sağ taraftan, savunmamızın müdahalesi var. Top dışarıda, oyun köşe vuruşuyla devam edecek. 90+5'i tamamladık. 90+6'nın içindeyiz. +4 işaret edilmişti ama Avdiyay ve Vranjaš arasında yaşanan bir tartışma söz konusu oldu. Sonrasında Hüseyin'in cezalığını içinde Vranjaš'ın dirseğiyle yerde kaldığı bir an, sakatlık geçirdiği bir an oldu ve uzatmalarda son saniyeleri birazcık duraklamalarla geçirdik. Şimdi köşe vuruşunu kullandı AEK Atina. Öndüreye doğru orta geldi. Savunmamız karşıladı. Maçta son düdük geliyor. Trabzonspor AEK Atina'yı deplasmanda 3-1 mağlup ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda Bordo Mavili takım gerçekten dev bir adım atmış oldu. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Gerçekten bizleri gururlandırdılar. Göğsümüzü kabarttılar. Atina'da aldıkları neticeyle beraber 3-1'lik galibiyet Ilgaz Çınar. Belki 1-1'lik beraberliği bile cebimize koyup gitsek memnun olabileceğimiz bir eşleşme. 3-1'lik galibiyetle bu işi ciddi anlamda bitirmeye yaklaştık. Bitirdik diyemiyorum. Futbolun içinde her şey var. Ama en azından içimiz fazlasıyla rahat uyuyacağız bu akşam. Öyle. Sparta Prag deplasmanında da geriye düşmüştü Trabzonspor. Evet. 2-0 ve ikinci yarıda oyuna dönmüştü. Bu sefer daha çabuk reaksiyon gösterdi. Onu söyleyelim. Çünkü maçın başında hemen Livea'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmüştü Trabzonspor. Ama ilk yarıdaki oyunuyla, yani özellikle ilk 20 dakikadan sonra Trabzonspor oyunun inisiyatifini belirli bölümlerde eline aldı. Ve bu inisiyatifi ele geçirdikten sonra da iki farklı galibiyeti getirdi ki, şunu da söyleyelim, maç 3-1 bitti. Ama özellikle ben notlarım arasına aldığım 4 tane daha net golle sonuçlanabilecek pozisyonu vardı Trabzonspor'un. Yani çok daha farklı bir skorla da buradan dönülebilirdi. Onu da hatırlatalım. 3-1'lik galibiyet ve anahtar adam elbette Kalebe Ekuban oldu. Evet. Kilidi açtı. Takım geriye düşmüştü ama devreyi döndü, bitirmemizi sağladı. Hı hı. Performansıyla alakalı Ekuban'ın neler düşünüyorsun? Onu bir forma rekabeti bekliyor ki bunu daha sonra uzun uzun aslında konuşacağız. Yani tabii kilit adam esasında öncelikli olarak Trabzonspor'un AEK Atina üzerinde yapmış olduğu analizdi. Ünal Karaman da dün basın toplantısında çeşitli analizlerimizi yaptık demişti. Çeşitli analizden de kastımız şu: muhakkak geçen sene oynanan belirli lig maçlarını izlemiştir Trabzonspor teknik heyeti, analiz ekibi, ama bu sene Craiova maçları oynadı AEK. Ve bu Craiova maçlarını oynarken iki farklı kadroyla, çok değişik olmayan kadroyla ama iki farklı kurguyla çıkmıştı. Mesela deplasmanda kazandıkları 2-0'lık maçta, Craiova maçında 4-2-3-1 formasyonuna bağlı bir kurguda oynamışlardı. Yani 17 numaralı oyuncuyla, Klonaridis'le santrofora çıkmışlardı. Arkasında Chico Geraldes vardı. Mantalos yine sol taraftaydı. Bu akşam yine sağda gördüğümüz Verde sağ taraftaydı. Arkasını yine Simoes Simao doldurmuştu. Ve sol bekte de Hult vardı. Zaman zaman İsveç milli takımında da gördüğümüz, daha önce PAOK forması, Panathinaikos forması da giyen Hult'tan bahsediyoruz. Yunanistan'daydı bir süredir. İkinci maçta, yani 2-0'lık oyuna rağmen çok da iyi oynayan bir AEK yoktu esasında. İkinci maçta 4-4-2 formasyonuyla sahaya çıktı. Bu bugün sonradan oyuna giren 12 numaralı Chico Geraldes sağ tarafta başladı. Yani bir sağ iç gibi başladı. Abdülkadir Ömür gibi başladı diyelim biz ona esasında. Sol tarafta yine Mantalos vardı ve ilk maçta, yani Craiova maçında 38. dakikada oyuna giren ve bugün AEK adına golü atan Livaya ile beraber Nelson Oliveira vardı ki, Nelson Oliveira'yı Braga'dan,
Championship'ten biliyoruz. Yani 28-29 yaşında ve standart, yani AEK standartlarında iyi bir golcüdür. Yunan Ligi standartlarında. Hatta şöyle genelleme yapmamız gerekirse, Türkiye'de şampiyonluk yaşamış takımlar haricindeki kulüplerde de rahat rahat iş görebilecek bir santrofor profilidir Nelson Oliveira. Öyle başlamışlardı ve daha efektif bir oyun oynamışlardı. Bu efektif oyunun ana temasında Chico Geraldes'in sürekli içeri girmesi, sağ bek Paulinho'yu bir sağ açık gibi kullanmaları, solda izlediğimiz Helder'in half space'ye tabir edilen, yani futbol terminolojisine böyle geçen, bizim iç koridor olarak Türkçeleştirdiğimiz oyun oynaması ve tamamen AEK dominasyonunda geçen bir oyun vardı. Ünal Karaman ve ekibi iki maçı da analiz etmişler. Bu çok belli. Yani bu sadece rakibin hücum opsiyonlarını önlem almak demek değildir. Nerede hangi hataları yapabilirler noktasında. Mesela Craiova ısrarla bütün duran top organizasyonlarını iki maçta da kaleci Barkas'ın hakimiyet alanına doğru kullandılar. Yani hep içe kavisli ve kalecinin çıkıp altı pas kutusu civarında alabileceği toplar kullandılar. Hı hı. Farkındaysan bugün Trabzonspor'un duran toplardan yaratmış olduğu tehlike ve bulduğu gollerde özellikle Sosa ilk golde dışa kavisli bir korner kullandı. Evet. Wakayeme buluştu. Esasında Novak doğru yerdeydi. Kontrol edemedi fakat asist oldu. Yine öyle oluşturulan bir tehlike daha vardı. Ekuban'ın attığı diğer duran top golünde düz attı, bak kavisli atmadı. Evet. Düz topa kaleci çıkamaz. Çünkü şiddetini bilemez bu topun. Ona çıkamadığı için de Ekuban zaten ikinci gol attı. Normalde biz aslında böyle goller yemeye alışırızdır ama bugün aksine, iki tane attık. Hatta şunu da söyleyelim. Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un berabere bitirdiği İstanbul'daki Kasımpaşa deplasmanında Ivan Ildo Fernandez ve Gaston Campi oynamıştı. Evet. Onlar da her topa dokunmuşlardı. Evet. Her topa dokunmuşlardı. Bak yani Kasımpaşa'da Siyem Ben Yusuf ve yeni transfer o da Fernandez. Onların topa vurabildiği belki bir veyahut da iki korner vardır. O da kullanıcının doğru yerde topu buluşturamadığı köşe kuruşları veyahut da serbest vuruş organizasyonlarıdır. Bu bağlamda Ünal Karaman ve ekibinin de ciddi bir katkısı var. Yani ben kilit olarak tabii ki saha içinde oyuncular kilit görevi, daha doğrusu kilidi açan çilingir olacaklar ama maçın bence esas çilingiri Ünal Hoca ve analiz ekibiymiş. Son derece iyi çalışılmış. Evet. Ben de bunları iki AEK maçını izlediğim için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani bu maça göre orada öyle oldu, burada böyle oldu değil. İki AEK maçını izlemiş olduğum için biraz daha gönül rahatlığıyla konuşabiliyorum. Trabzonspor'un mevcut oyuncularıyla sahaya çıkmış olmasını, daha doğrusu bu kadroyla sahaya çıkmış olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Kasımpaşa maçında Campi ve Ivanildo kullanıldığında acaba prova mı, AEK maçının provası bu ikiliyle mi yapılıyor diye düşünmüş müydün? Ben Ivanildo'yu bu maçta bekliyordum. Yani Ivanildo, Hüseyin'i ikilisini bekliyordum doğruyu söylemek gerekirse. Hüseyin de değil. Çünkü AEK'nın belirli bir duran top ezberi var. Hatta 2-3 değişik opsiyonları da var. Tabii ki muhakkak daha fazla çeşitlidir ama üstüne şimdilik çalışabildikleri, oturtabildikleri. Bu maç boyunca da gördük. İşte Vranjes duran top organizasyonlarında özellikle köşe vuruşlarında ileriye çıktığı zaman daha önce Başakşehir'den görmeye alışık olduğumuz bu asansör diye tabir ettiğimiz bir ceza alanı içi yerleşim var. Vranjes önüne iki kişi alıyor. Onların birisinin arkasında saklanıyor. Hatta kolları da onun üzerinde ve evet. Vuruş kullanılırken oyuncuyu itiyor ve ona göre pozisyon alıyor. Böyle iki tane de pozisyon da yaratmışlardı. Bu maçta yapamadılar onları. Ben o sebepten Ivanildo'yu mu acaba hazırlıyorlar demiştim. Çünkü Hüseyin ile Hüseyin zayıf kalabilir mi diye bir endişem vardı maç başlarken. Ama çok da fazla tehlike yaratılmadı. Yani Trabzonspor bu arada duran top organizasyonlarında alanını da iyi savundu. Evet. Söylemek lazım. Yani sadece rakip beceriksizliğinden kaynaklanan bir tehlike olup olmadığı meselesinden bahsetmiyoruz. Ya duran topların hem hücum hem savunma kısmında iyiler. Çalışılmış, evet. Çalışılıyor. Ve çalışılmaya da devam edilecek. Evet. Onu hatırlatmamız gerekiyor. Orada da bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta hangi oyuncuya doğru pres tuzağını kuracağını da oyun içinde doğru gördük. Çünkü AEK takımı topu dolaştırırken, rakip 3. bölgede hızlı dolaştırırken, kendisi aslında pas yaparken bazı oyuncular yanlış açıyla top istiyorlar. Hani mesela yüzü kendi kalesine mi dönük olacak, rakip kaleye mi dönük olacak yoksa bir üçgen açıda mı topu alacak? Orada sıkıntıları vardı. Orada doğru top dağıtımına da izin vermedi Trabzonspor. Yani özellikle Simao ve Simoes'in
hem stoper arasına girmesine izin vermeliler doğru baskıyla. Çünkü orada daha rahat top dolaştırıyorlardı bekleri ileri çıkartarak. Hem de bu oyuncuların rahat top kullanımına da izin vermedi Trabzonspor. Bu bağlamda da gayet iyiydi. Yani Trabzonspor esasında tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Ve gördük ki 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Arsene Wenger el birliğiyle 4-4-2'yi çimlere gömdük demişti. Artık bir 4-4-2'nin yükselişi özellikle Trabzonspor üzerinde o 4-4-2'yi bazen Sturridge'li ama genel anlamda şu anda bence Ünal Hoca Ekuban'ı bozmaz. Yani Sturridge'in forma savaşı vereceği bir 4-4-2 formasyonu göreceğiz. Bu arada şöyle de bir şey var. Daniel Sturridge için sezon biteli, yani geçtiğimiz sezon biteli bayağı zaman oldu. Doğru. Takım Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İki hafta Liverpool için söylüyorum. Orada çalışmalar oldu ama Daniel Sturridge zaten o takımın 11'inin bir parçası olmadığını, hatta dördüncü tercih olduğunu evet. biliyordu hücum hattındaki Doğru. opsiyonlar arasında. Ki sezon başından beri bir hazırlık kampı da geçirmedi. Evet. Yani Daniel Sturridge için herhalde birazcık beklemek gerekiyor. İkinci milli maç arasından sonra belki net tabii nasıl hazırlandığını bilmiyoruz. Genel evet. şartlarda konuşuyoruz. Yani Eylül ayındaki milli maç arası değil de bir sonraki milli maç arasından sonra tamamen hazır bir Sturridge göreceğiz gibi geliyor benim. Biraz zaman sonrasında neler getirecek hep birlikte göreceğiz ama Ekuban bu formayı vermemek için herhalde elinden geleni yapacağını gösterdi. Doğru. Ya bazen tabii ki daha farklı formasyonları da göreceğiz. Trabzonspor'un özellikle hücumda kadrosuna katmış olduğu oyuncu kalitesi, kaliteli olmaya namzet oyuncu grubuyla sadece bir 4-4-2 formasyonu görmeyeceğiz. Belki de 4-3-3'e yakın bir formasyonu da görebiliriz. Donis Adbiay ve Yusuf Sarı'nın katılımıyla özellikle. Bunu öncelikle söyleyelim. Onun dışında orta sahada işte bazen iki Abdülkadir artı Sosa'yı görebiliriz. Obi Mikel ve Abdülkadir parmağın olduğu önlerinde Sosa'nın oynadığı farklı bir düzeni de görebiliriz. Bu bağlamda Ünal Hoca'nın eli oldukça rahat. Ve bu rahat, esasında rahatlık değildir bu. Sizi sürekli zorlar. Hangi kurguya daha fazla maçına göre oynamalıyız? Hangi kurguda hangi oyuncuyu nerede oynatabilirim? Bunların üstüne keyifli bir kafa yoruş izleyeceğiz sezon boyunca Ünal Karaman ve ekibinde. Yani dar rotasyona gitmek bazen avantajlıdır. Evet, iyi oyuncularınızın olması her zaman iyidir. Ama dar rotasyonda idare edebilmek bir avantajdır. Kesinlikle. Öyle de bir gerçek var. Hocanın bu sezon işi o anlamda biraz daha zor olacak. Şöyle ifade edelim. Bence... Yani Ünal Hoca geçen seneyi Bursa'daki Şenol Güneş gibi tamamladı. Bursa'nın Şenol Güneş'in Bursa'sında 14 oyuncu vardı. Evet. Yani son adam da Holmen'di biliyorsun. Evet. Daha fazlası yoktu. Yani Şamil'in sık sık stoper oynadığı belirli Bursa Spor maçları vardı. Bunu hatırlatmamız gerekiyor. Ünal Hoca'nın geçen sene Yeni Malatya Spor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası ve Trabzonspor camiasının, Trabzonspor taraftarını çok üzen mağlubiyet sonrasında almış olduğu kararlarla beraber esasında Trabzonspor o Şenol Güneş'in Bursa Spor'una döndü bir nevi. 14 kişilik bir oyuncu kadrosu vardı. Sonrasında Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki o geniş havuzu ki Sosa'nın da bulunmuş olduğu havuzu hatırlatmak gerekiyor. Ünal Hoca'nın elinde öyle bir havuz var. Tabii ki oyuncu grubunun oluşturmuş olduğu kadroda eksik parçalar yok mu? Biz henüz onu test edemedik. Niçin test edemedik? Filip Novak'ın yedeği muhtemelen Abdurrahim Dursun olacak. U21 milli takımımızın sol beki geçen senenin ilk yarısını Fenerbahçeli Ahmet Han Köse ile beraber Kırklareli Spor'da geçirmişlerdi. Devre arasında geri çağırmışlardı. Ama şu anda nasıl bir performans göstereceğini bilmiyoruz. Çünkü Filip Novak özel bir oyuncu. Evet. Sadece bir sol bek değil. Pereira hakikaten kariyerinin belki de son yıllarında en iyi performanslarını tekrar gösteriyor. Bize bir 7-8 yıl önceki performansını hatırlatan bir profili var. Ama Kamil Ahmet Çörekçi ne yapacak? Pereira'nın bu performansını arkadan gelerek devam ettirebilecek mi? Ki bu akşam kadroda yoktu, onu da hatırlatalım. Evet. Virgülü tekrar koyalım ve cümlemize devam edelim. Bunu bilmiyoruz. İşte bundan sonra iki Hüseyin mi? Yani Hüseyin'i ve Hüseyin mi? Yoksa Ivanildo'nun bir savunma lideri olduğu bir savunma kurgusu mu? O tandemde nasıl değişiklikler yaşayacağız? Onu da bilmiyoruz. Çünkü Gaston Campi, Ivanildo, Fernandez ikilisi... İçeriye kat eden özellikle ligde ve Avrupa ligindeki gruplara da bakmak lazım. Hangi takımların geleceğine de bakmak lazım tabii ki. Kimlerle eşleşilecek gruplarda.
kenardan içeri kat eden oyunculara karşı zaafları var. Dikine gelen, ceza sahası koşusu yapan oyunculara karşı sıkıntı yaşayabilirler. Ki Trabzonspor'un bu akşam belki de en olumsuz tarafı belirli zaman dilimlerinde çok çabuk orta sahadan delinmesiydi, geçilmesiydi. Evet. İşte bunlara karşı nasıl olacak? Biz de test edeceğiz. Yani biz de izleyerek göreceğiz daha doğrusu, öyle söyleyelim. Zaman gösterecek, evet, diyebiliriz. Novak için özel bir oyuncu, hı-hı, olduğunu söyledin. Penaltıyı yaptırdı. Yine Ekuba'nın kaydettiği golde arka direğe doğru yapmış olduğu koşu var. Top biraz ona çarptı, biraz kontrol, evet, edemedi ve Ekuba'nın önünde kaldı gibi bir durum söz konusu. Ama ne olursa olsun oyuncu doğru zamanda doğru yerde olmayı biliyor. Evet. Yani doğru yerde. Gerçekten çok özel bir oyuncu, evet, bu anlamda. Şimdi doğru yerde, doğru zamanda doğru yerde olursanız bu zaten futbolun en basit ilişkisine geliyor. Alan ve zaman yaratmak. Evet. Yani o koşusuyla mesela Envakame'ye bir zaman yarattı. Ne zaman yarattı? Envakame o sırada şunu düşündü muhtemelen. Yani içeri mi kat edeyim, orta mı yapayım? O sırada bir baktı, Novak var ve Novak'ın yaratmış olduğu alana pasını attı. Penaltı pozisyonundan bahsediyoruz bu noktada. Ve bu koşuları çok fazlasıyla zaten görüyorduk Filip Novak'tan. Hala da görmeye devam edeceğiz. Yani Sparta Prag maçı, Trabzon'da içeride oynanan Sparta Prag maçının o son saniyesindeki koşuyu çok fazla atabilecek oyuncu yoktur bence, evet, Türkiye'de. Mevcut şartlarda, yani mevcut günümüzde, daha henüz ligimize ısınma dönemindeyiz gibi uyutulduğumuz bu zaman diliminde, bütün kulüpler ve belirli kamuoyu tarafından uyutulmaya başladığımız bu günlerde Filip Novak'ın bu hazırlığı yapmış olması da çok önemli. Bu hazırlığı göstermesi de çok önemli. Bu arada sadece mevzu koşu değil, o karşı karşıya pozisyonda yapmış olduğu son vuruş, o soğukkanlılık ve doğru tercih, bunlar bırak birçok oyuncu, birçok forvetin bile o kadar işler, hani tırnak içinde cool bir şekilde yapamayacağı, evet, doğru, şeyler. Doğru. Tabii bunda şunun da katkısı vardır muhakkak. Yani Novak o esnada yani kaçırsam ne olacak da demiş olabilir. Çünkü ondan beklenilen bir şey yapmıyor esasında. Evet. Hani bazen o rahatlık size çok doğru işleri yapmaya da yöneltilebilir. Ama düşünsene forvet olduğunu. Yani zaten o son patlama gücünü yaşıyorsun artık orada. Hı-hı. Ve orada acaba kaçırırsam ne olur diye düşünüyor mudur santraforlar? Yok ya, düşündüklerinde sanmıyorum esasında. Bakma yani. Birazcık daha böyle hani Novak çok da yukarıya çıkartmadan bir yorum yapalım dedik ama yok, doğru ya, yani o soğukkanlılık var yani, hakikaten var. Var bariz, evet, bir var şekilde. Yani. Abdülkadir'in performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yusuf Yazıcı sonrasında takımın liderlerinden biri olmaya soyunabilecek mi? Ya da böyle bir amacı, böyle bir gidişatı var mı sence? Bugün özelinde de tabii ki yorumunu merak ediyorum. Tabii amaçlarınız sizi her zaman doğru sonuca götürmeyebilir. Amaca nasıl hazırlandığınız önemlidir. Yani bu noktada lider olmak farklı şekillerde olur. Bir, takımın saygısını kazanmak. İki, ben liderim havalarında dolaşıp takımın ve özellikle o takımdaki gerçek lider özellikli oyuncu grubunun saygısını yitirmek. Bu noktada Abdülkadir'i zaten bence bu sınavı bekliyor şu anda. Abdülkadir çok çalışarak ve takım arkadaşlarıyla uyumuyla mı liderliği alacak? Ki bunu verebilecek oyuncular da var. Abdülkadir Ömür'e. Yani Sosa bu liderliği verir. Yani Sosa zaten lider. Evet. Sosa zaten lider. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Bak farkındaysan şu anda doğru oyuncu grubuyla Sosa bu futbolundan keyif alarak oynuyor. Evet. Sadece merkezde görmüyorsun onu. Bugün özellikle AYK'nın sağ beki Paulinho'nun çıkışlarını engellediği 6 tane hücum vardı ki bunu o yaştaki bir oyuncudan ve takımın lider oyuncusundan belki de beklemeyebilirsin başka kulüplerimizde. Ama Sosa bunu yapıyor. Niçin? Çünkü biliyor. Ben bu takımın lideriyim, bunu yapmak zorundayım. Sosa bunu yaptıkça Abdülkadir de bunu yapmaya başlayacak. Abdülkadir en azından sezon başındaki görüntüsü hazırlık maçlarında Yusuf Yazıcı ile beraberken de oynarken, Yusuf Sarı ile de beraber oynarken sürekli içeri girip o son anda topu tekrar soluna çekip daha farklı işler dönüyordu. Bugün hep pası aradı ve en sonunda da Ekuban'a attırdı mesela golü. Ondan önce mesela golden 2-3 dakika önce Vakayeme yine aynı pozisyonda gelmişti. Abdülkadir Ömür yay üzerinde bomboştu. Şut açısı vardı. Yine Ekuban'lı bir pas açısı vardı. Vakayeme'nin şutunda çok büyük tepki göstermedi. Sadece ben buradaydım dedi. Evet. Ve o doğru göstermiş olduğu tepkinin karşılığında Ekuban'a yapmış olduğu asiste gördü mesela. Tam 2-3 dakika sonra. İşte o saygı kazanmak birazcık da bu. Abdülkadir böyle liderliği kazanacak. Umarız doğru bireysel performans uzmanlarıyla, kişisel gelişim performans uzmanlarıyla çalışarak bunu bir üst seviyeye daha taşır.
Kalebe Kuba'nın açıklamaları oldu mücadele sonrasında. Bizim için çok önemli bir sonuçtu ifadelerini kullandı Kuban. Maç içerisinde geri döndük. İkinci maçta da turu geçmek istiyoruz ifadeleri söz konusuydu Kalebe Kuba'nın. Kuba'nın nasıl bir oyuncu olduğundan aslında biraz bahsetmek üstüne de konuşmak isterim. Çünkü bu karşılaşma biraz da Kuban'la hatırlanacak. Eğer Trabzonspor turu geçerse yine Kalebe Kuba'nın imzasıyla bugünü anacağız. Yeni bir açıklaması var. Topun 3 defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi. Harika bir gündü diyor Kalebe Kuban. Oyuncunun özelliklerine baktığımız zaman her şeyden biraz var. Hiçbir şey tam değil. Ama sanki o mücadelesi, azmi, insanı böyle ayağa kalkıp mücadele etmeye teşvik edecek derecede güçlü. Bana hep bunu hissettiriyor onu izlemek. Tabii. Yani Kalebe Kuban bir kere santrofor değil. Öyle başlamak gerekiyor. Kalebe Kuban daha bir kenar forvet oynamaya özellikleri olan ama orada da çok etkili olabilecek bir oyuncu mu diye her daim soru işareti bırakan bir oyuncu. Hı hı. Bence benim görüşüm. Bence de. Futbol severlerin. Arada bir oyuncu. Arada bir oyuncu. İki, kendisini en rahat ne zaman hissetmeye başladı? Charlotte'la beraber oynadığı zaman diliminde. Yani çünkü Charlotte zaten çok farklı bir oyuncu. Hakikaten çok farklı bir oyuncu. Onun arkasında kendisini daha rahat hissediyor. Şimdi bu tip oyunculara futbol terminolojisinde volante, yani Brezilya'dan gelen bir terim, melez oyuncu deniliyor esasında. Hı hı. Kırma değil ama daha farklı melez oyuncu. Daha demin sen esas açılımını yaptın bunun. Hı hı. Her şeyden biraz yapabilen ama her şeyi en üst seviyede olmayan oyuncu. Yaptığı her şey en üst seviyede olmayan bir oyuncu. Ama bu yetenek havuzu sağlam olan bir futbol takımında çok önemli bir özellik. Çünkü Kalebe Kuba'nın sahip olduğu o melez özelliklerine sahip başka bir oyuncu yok. Hı hı. Mesela Yusuf Sarı'yı santrofor arkasında kullanamazsınız. Donizaldi'ye çok yetenekli olmasına rağmen kendisini en rahat hissettiği yer bundan önceki kariyerinde hep sol kanattan içeri giren ve içeride oyun kuran, o pas dağıtmaya çalışan bir oyuncu tipiydi. Ama Donizaldi'ye de santrofor arkasında mesela Ekuban oynadığı şu mevkide olur mu? Olmaz. Abdülkadir Ömür, işte biz özellikle o müthiş Ege'deki Mercedes-Benz Ege Cup'larda da izlediğiniz zaman diliminde. Diğer alt yaş milli takımlarını izlerken merkezde bütün özellikleri neredeyse silinmeye başlayan, hani saçını kestiren Samson gibi diyelim. Hani öyle gücünü yitiren bir oyuncu haline geliyor. Nerede kendisini çok rahat hissediyor Abdülkadir Ömür? Sağ taraftan içe doğru devrilen ve orayı sadece çizgiyi değil merkezi de kullanan, iç koridorda kullanan bir oyuncuyken kendisini çok rahat hissediyor. İşte böyle bir kurguda arkada bir de Sosa varsa, hı hı, işte Obi Mikel katılacak, Onazi katılacak, Abdülkadir Parmak zaten var. Filip Novak ve Pereira gibi iki bek varken işte o melez özellikleri Ekuban'ın problem çözüyor. Ekuban'ın açıklamalarından yine devam edeceğiz. Abdülkadir'le ilgili bir sorum olacak. Nerede oynadığın önemli değil, kendini gösterebildiğin sürece diyor Kalebe Kuban. Hocaya da teşekkür etmek gerekiyor. Bana oynama şansı verdiği için Ekuban'ın açıklamalarını da sizlerle paylaşmış olalım. Abdülkadir hakikaten şu an için dediğin gibi sağ tarafta içeri kat eden oyuncu olarak daha rahat hissediyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama oyunun dönüşümüne baktığımız zaman merkezden dribling yapabilen, adam eksiltebilen ve aynı zamanda teknik kapasitesi yüksek oyuncuların varlığı günümüz futbolunda size çok büyük bir artı kazandırabiliyor. Abdülkadir Ömür'de bu özellikler de var. Acaba oraya kafaca kendisini uydurabilir mi merkeze? Mesela Abdülkadir Ömür'le Sosa'lı, Abdülkadir Parmaklı ya da Onazili, Obi Mikel'li bir üçlü hayal ediyorum. Bu oyunculardan bir üçlü oluşturduğumuzu düşünelim. Ön tarafta da Vakeme, Avdiay, Daniel Sturridge ya da Alexander Sörlot. Bana durdurulması güç bir takım olabilir gibi geliyor. Abdülkadir o rolü benimseyebilirse. Evet. Ama tabii burada Ünal Hoca'nın kurgusu da, Ünal Karaman'ın kurgusu da etken olacak. Evet. Nedir o etken? Bu 4-4-2 formasyonu bence çok yakıştı Trabzon'un. Yakıştı, evet. O kesin. Onu söylememiz lazım. Yani işte bir tek net bir savunma ve hücum dizilimi olarak gördüğümüz, yani en azından o prensibe bağlı kalan bir Konyaspor'u gördük Aykut Kocaman'la beraber. Geçen seneden başlayan, bu senede devam edeceğini anladığımız bir net bir 4-4-2 formasyonu gördük. Göztepe bunu uygulamaya çalıştı. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'a karşı, hı hı, çok da başarılı değildi. Savunma bloğuyla özellikle orta saha arasında oluşan o derin boşlukta. Ünal Hoca bu kurgudan işte hangi zaman dilimlerinde vazgeçecek? Takımını iki formasyonunda da en doğru performansı
alabileceği zamanları nasıl ikna edecek? Yani oyuncuyu da ikna etmek gerekiyor. Çünkü alıştığınız bir kurgudan keyif alıyorsanız bazen başka bir kurguya geçmekte zorluklar yaşayabilirsiniz bu noktada. Şu an için bir sorun yok. Şu an için hiçbir sorun yok. Kurcalamaya gerek yok. Yani bence kurcalamaya gerek yok. Yani orada kurcalayacağımız tek şey işte Charlotte'un arkasında Ekuban oynarken Sturridge ne zaman gelecek? Konuşacağız. Çok tamam. Küçük bir virgül koyalım çünkü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yayınımızda. Sayın Ağaoğlu hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Bizi gerçekten gururlandırdığınızı söylemek istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz şu anda eve bu kadar güzel bir neticeyle dönüyor olmak size nasıl hissettiriyor? Bunu merak ediyorum. Umutluyuz yani. İyi bir skor, iyi bir sonuç. Revanş maçı için avantajlı bir skor. Ama revanş maçında da tabii Trabzon'da evimizde de bu maçın avantajını çok iyi kullanmak zorundayız. Bunlar iki ayaklı maçlar. Her şey bitmiş değil. Sadece buradan avantajlı ve lehimize olan bir skorla ayrılıyoruz. İyi futbol oynadık. Yani tamamen oyunun hakimi bizdik belki diyemeyeceğim ama rakibe fırsat vermedik, fırsat tanımadık. İlk dakikada yemiş olduğumuz o şanssız golden sonra işte biliyorsunuz kaçan penaltı var, evet. Kaçan goller var. Rakibin kaçırdığı goller de var. Rakibin kaçırdığı gollerde şans biraz yanımızdaydı. Skoru lehimize çevirmesini bildik. Ben bütün futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabii ki güzeldir duygu. Galibiyet her zaman güzeldir. Evet. Pek çok şeyi unutturur insana. Mutlaka. Sayın Ağaoğlu 3-1'lik netice gerçekten çok önemli bir skor. Bunu söyleyebiliriz. Biz programdan önce aramızda da konuşuyorduk. 1-1'lik beraberlik bile hiç fena olmaz bakış açısına sahiptik ama top rakipte olmasına rağmen daha farklı bir neticeyle de açıkçası kazanabilirdik. Maçtan önce bu kadar net bir galibiyet bekliyor muydunuz? Ne düşünüyordunuz? Ya yok şöyle söyleyeyim yani iyi bir skorla buradan çıkacağımızı hissediyordum ama sadece histi yani. Ben zaten tahmin falan yapmıyorum. Her zaman da söylüyorum yani oynanmamış hiçbir maçı kazanma şansınız yok. Veya o hakemin son dediği bitmeden o maçın skorunu bilmek bilmiyorum. Yani benim öyle bir yeteneğim yok. Ama buradan iyi bir skorla çıkacağımızı hissediyordum. Ama böyle bir skoru yani dürüst olmak gerekirse hayır beklemiyordum. Ancak çok daha da farklı olabilirdi yani. O kaçan gollere falan bakınca çok daha farklı bir skorla Trabzon'da rezerv takımdaki oyuncularımızın oynamasına imkan verecek bir skor sağlayabilirdik. Ama işin ciddiyetini hiçbir şekilde elden bırakmamak lazım. Ama hiçbir şekilde. Mutlaka futbolun içinde her zaman her türlü neticeye yer var. Bu bir gerçek. Ama Trabzonspor'un da eve çok büyük bir avantajla döndüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz yolun ne kadarı bitti gözüyle bakıyorsunuz. Trabzonsporlu taraftarlara maç öncesinde söylemek istedikleriniz var mı? Şimdi yolun... Yani bu son maç oynandıktan sonra yani inşallah oradan da iyi bir netice çıktığımız zaman ancak gruplara kalabileceğiz. Hı hı. Onun için yolun herhangi bir bölümünün gittiği şeklinde bir şey söylemek de çok doğru olmaz. Hani şu maçı da alalım, önümüzdeki perşembe günü oynayacağımız maçı da alalım. Ondan sonra gruplarda yolumuza devam edelim. Gruplar önemliydi. Bu maç çok önemliydi. Şunu söyledim ben. Yani bu iki maçı yani daha doğrusu AYK'yı geçemezsek Prag maçında ortaya koymuş olduğumuz futbolun veya gösterdiğimiz çapanın, uğraşın hiçbir anlamı olmayacaktı. Yani gruplara kalma şansınız elden gidiyor. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani %60, %40, %60 bize bakıyor, %40 AYK'ya bakıyor diyebilirim. Yani en fazla benim söyleyebileceğim bu. Ancak gruplara kaldığımız takdirde şehre yeni bir heyecan gelecek. Trabzonspor taraftarının uzun süredir özlemiş olduğu o grup maçları hem takımımıza hem taraftarımıza hem kente ve öyle tahmin ediyorum ki ülke futboluna da ayrı bir heyecan getirecek. Orada da tabii ki Trabzonspor'un hedefi her zaman için yani girdiği her mücadelede Trabzonspor'un hedefi zirvedir. O mücadeleyi kazanmaktır. İnşallah orada da hem ülkemizin
hem de taraftarımızın yüzünü ağlatacak skorlarla ülkemizi temsil edeceğiz. Başarıda muhakkak ki yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların, kalbi takımla beraber atan herkesin emeği, payı vardır. Ama bugün özelinde 3 gol atmış bir oyuncu Caleb Ekuban herhalde takdiri fazlasıyla hak ediyor. O savaşçı, mücadeleci karakteriyle her zaman formaya hizmet ediyor. Onun için birkaç kelime söylemeniz gerekirse ne söylersiniz? Ekuban'ın bugünkü performansını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bugünkü performansı inanılmazdı. Neticede hat-trick yapmış bir ve deplasmanda hat-trick yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir performansı vardı. Caleb Ekuban inanılmaz bir karakter. Çok düzgün, ahlaklı, uyumlu, profesyonel, takıma bağlı. Ben Ekuban'ı bugün attığı 3 golle değil, annesini salı günü kaybedip de perşembe günü telefon açıp hocaya Kayseri maçına gelmek istiyorum. Hocanın kal, annenin yasını yaşa, hı hı. Annenin yasını tutuyorsun, hiç gerek yok demesine rağmen perşembe günü Trabzon'a gelip, cuma günü takımdan Kayseri'ye gelip ve cumartesi günü de son 15 dakikada oyuna girip galibiyet golünü atmasıyla ben Ekuban'ı hep o şekilde hatırlayacağım. Artık bundan sonra takım içerisindeki gösterdiği performans, skora katkısı ne olursa olsun sadece o maç ve o olay Ekuban'ı anlatmaya yeter diye tahmin ediyorum. Bizde çok güzel arkadaşlık ortamlarının, dostluğun, o sıcaklığın hissedildiği takımlar için kullanılan bir kolej takımı tabiri vardır. Dışarıdan bakınca Trabzonspor bu tabire çok uygun görünüyor. Bir sevgi ortamının olduğu hissediliyor. Bilmiyorum sizin bununla ilgili düşünceniz ne? Takımın yükselişinde son bir buçuk yıl belki yükselişindeki önemli paylardan bir tanesi bu ortam olabilir mi? Kesinlikle. Ama tabii kolej değil yani. Kolej için yaşımız biraz... biraz büyüdü, biraz büyüdü takım yavaş yavaş. Evet, üniversite diyelim yani yanılmıyorsam yani rezerv takımımızla birlikte bizim yaş ortalamamız şu anda 24 civarında. Hı hı. Yani üniversiteyi bitirmek üzere olan belki de master'ını yapmış olan öğrencilerden kurulu bir takım diyebiliriz. Ama arkadaşlık, aidiyet duygusu üst seviyede. İnşallah bozulmadan bu şekilde devam eder. Son sorum sizi. Çok uzun tuttum. Galibiyetin coşkusunu belki daha fazla yaşamak istiyorsunuz. Kusura bakmayın ama bir Daniel Sturridge transferi gerçekleştirildi. İngiliz oyuncu da Trabzonspor'a mutlaka çok şey katacaktır. İlerleyen günlerde başka takviyeler transferde belki AEK maçından, rövanşından sonra da gruplara kalınmasıyla beraber daha farklı hareketler beklemeli mi Trabzonspor camiası? Yok, beklemesinler. Beklemesinler. Artık bundan sonra camianın yapacağı tek şey, hep birlikte daha doğrusu yapacağımız tek şey takımımızı sürekli motive edip, sürekli destekleyip her maça aynı ciddiyetle, aynı duyguyla, aynı hırsla hazırlanmak, her maçı kazanmak için sahaya çıkmak olacak. Sayın Ağaoğlu, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Aspor canlı yayınında sorularımızı yanıtladı. Mücadele sonrasında kendisiyle Bordo Mavili ekibin Atina'daki zaferini, destanını değerlendirdik. Nasıl görüyorsun Sayın Ağaoğlu'nun açıklamalarını, Ilgaz Şınar? Dikkatini çeken noktalar oldu mu?